Yani aslında oradaki benim okumam İyi Parti'nin bu ittifak içerisindeki yerinin gayri tabii olduğuna yönelik bir işaret. Dolayısıyla bu hani MHP mi olur yoksa ittifak mı olur? Diğer ittifaka dönelik bir dönüş gibi mi olur? Oraya geçiş gibi mi olur? Bu tabii biraz spekülasyon oluyor. Ama ortadaki bir açık bir vaka var. İsmail'in de bahsettiği gibi Ayasofya meselesinde olsun, diğer bazı meselelerde olsun. Açıktan hem CHP ile hem özellikle de HDP ile çok ters pozisyonlarda duruyor İyi Parti. Burada da tabii İyi Parti'yi monolitik, yani tek bir blok olarak da okumamak lazım. İçerisinde tabii farklı gruplar olduğunu da bilmemiz lazım. Özellikle bir kanadın daha çok CHP'ye yakın olduğu açık. Bir kanatsa hala daha muhafazakar değerlerle o kadar problemli olmayan, Ayasofya'nın açılışıyla problemli olmayan, daha milli işte Yavuz Bey'in de işte sözcülüğünü yaptığı bir kanat gibi gözüküyor açıkçası. Yani bu mesela Doğu Akdeniz meselesinde, Libya meselesinde, efendime söyleyeyim Suriye'nin kuzeyi meselesinde bu ayrımlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla oradaki gayri tabiliğe bir vurgu yaparak Devlet Bey oraya yönelik bir çağrı yaptığını ben düşünüyorum. Çünkü belli ki orada bir hareketlenme olacak. Yani hem Muharrem İnce'nin CHP içerisindeki hareketlenmesi hem de İyi Parti içerisinde ciddi bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Dolayısıyla buraya yönelik Devlet Bey'in bir çağrısı var. Tabii ki siyasette ittifaklar yani değişebilir, değişir. Partiler ittifak kurarlar, ayrılırlar. Yani bu siyasetin doğasında olan bir şey. Dolayısıyla orada da çok fazla keskin olmadığını da işaretini de veriyor herhalde Devlet Bey. Anladığım kadarıyla. Buradaki kesin olan bir şey var. Karşı özellikle yani muhalefetin beklentisi işte Davutoğlu'nun ve Babacan'ın parti kurması ile birlikte bu ittifakta özellikle AK Parti ve MHP'nin kurduğu ittifakta bir bölünme olacağı, bir sıkıntı doğacağı, oylarında düşme olacağı ile ilgili beklenti varken tam tersine şu anda özellikle korona sürecinin iyi yönetilmesi ve işte bir erken seçim beklentisi vardı. Bunun ortadan kalkmış olması, o ittifakın ciddi olarak, güçlü olarak devam ediyor olması neticesinde bu tarafta gün yüzüne çıkan ayrılıklar ve görüş ayrılıkları gün geçtikçe derinleştiğini görüyoruz. Bu tarafta bu sefer ciddi bir çalkalanma başladığını görüyoruz. Dolayısıyla buna yönelik bir hamle olarak okumak lazım Devlet Bey'in çağrısını. Dediğim gibi oradaki temel sıkıntı da bu ittifakın gayri tabii olması, bir siyasi mühendislikle dayatılmış olması adeta. Orada da adeta birbiriyle uyumsuz olan çarklar gibi sürttüğünü görüyoruz birbirine. Yani HDP'nin bu ittifakta özellikle İyi Parti ile hiçbir şekilde yan yana gelebilecek bir şeyi pozisyon yok. Ondan dolayı da zaten ittifakın içerisinde değil. CHP bile aslında yani baktığınız zaman özellikle Muharrem İnce'nin ve diğer kanadın temsil ettiği CHP de aslında bundan rahatsız. Bir tarafta da Saadet Partisi var. Yani o da burada bir şey gibi duruyor. Bu ittifakta bir ne diyelim gayri tabii bir unsur gibi duruyor. Bütün bunların sıkıntısını yaşandığını görüyorum ben. Benim gördüğüm okuma bu yönde. Peki Sayın Barak.